Müslüme teyze, çeşitli suçlamalar var. Çeşitli... Çok çeşitli. Yani nedir bu işin aslı? Sizce doğru mudur, değil midir? Hayır hocam, hayır. Benim aklım çıkacak hocam. Burada duruyor ama ben kendimi kaybedeceğim bunları duyunca. Çok kötü. Böyle de bu kadar da kötü işler olmaması lazım bu. Biz kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Çok ayıp işler oluyor. Her gün bir şeyler çıkıyor, söyleniyor, evet. Bir şeyler yazılıyor. Evet, evet hocam. Sizi nasıl etkiliyor? Nedir, ne değildir? Biz bir şey diyecek halimiz kalmadı hocam. İyice bizim düğür hasta oldu. Bulavı duyalı beri dolaştı, kaldı kalkamadı. Oğlu dolaştı, kocanın yanına gitti. İyitten kel olduk. Hani burada duruyorsun ya, ne aldırdığımı bildiğim yok. Hiç kendimden haberim yok. Müslüme teyze kaç yaşındaydın? 3. bir olay yaşadık. Üzücü olayı iki taraflı yaşadık diye söyleyeyim ben. Şöyle. Birincisi Sarıgeçililer üzerinde olan olay. Sarıgeçili olarak yaşanan bir olay. Bir de kendi açımdan söylüyorum. Aynı soy ismini taşıdığımızdan dolayı daha çok üzüldüğüm bir olay var. Bildiğiniz gibi son günlerde evet acımız biz de biraz daha farklıydı belki ama ben herkes için aynı acı olduğunu söyleyeyim buradan. Büyük bir acı yaşadık. İstemediğimiz bir acı yaşadık. Ama burada şöyle de bir son günlerde şeylerle karşılaşıyoruz, olaylarla karşılaşıyoruz. Sanki bir olay tamamen Sarıgeçili yörüklerine mal ediliyor açıklaması gibi bir haberler dolaşıyor. İşte Sarıgeçililer öyleymiş, Sarıgeçililer böyleymiş. Aslında bugüne kadar Sarıgeçililerde böyle yaşanmış bir olay yok. Biz de böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyoruz. O da sonucu belli değil daha. Her şey şu anda jandarmada, mahkemede. Yani adli süreçte. Adli süreç takip ediyor. Daha ortada net bir sonuç yok. Ama işte ortadaki paylaşımlar, ne derler ona işte, sosyal medya mı derler? Her neyse. Buralarda değişik haberler yayılıyor. Hani buradan bizi izleyenlere, vatandaşlara da sesleniyorum. Sonuca varmadan ön yargı yapmayalım. Her şeyi Sarıgeçililere, göçer yörüklere yükletmeyelim. Tamam, belki şu anda biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Şu ana kadar da aileye de olsa böyle bir şeyi, ön yargılı davranmayı ben yanlış görüyorum. Bakalım, mutlaka yargı bir sonuca varacaktır. Yargının sonucuna göre gereken neyse o yapılır, o düşünülür.